Büyükşehir Belediye Başkanım, Değerli İl Başkanım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer gençler, bugün aday tanıtım programımıza verdiğiniz destekten dolayı gerçekten mutlu olmamak elde değil, gurur olmamak elde değil. Şimdi müsaade ederseniz, bu coğrafyada yaşayan tüm gönül dostlarına, tüm gönül dostlarımıza sizlerin huzurunda sırayla selamlamak istiyorum. Selam olsun Bakış'a, selam olsun Sinemli'ye, Boğaslan'a, Kuluçan'a, Erenburç'a, Yamanyurt'a, Çaybağ'a, Zincirkıran'a, Karahisar'a, selam olsun Turan'a, Koçbaşı'na, Yamanyurt'a, selam olsun, selam olsun Çapı'na, selam olsun Kargalı'ya, selam olsun Erenburç'a, selam olsun sana. Genel kurulundan bir dağ arkadaşımızın şiirini başlatmak istiyorum. Tasarım ve yiğidin zaman bizden yanadır. Türümüzden yükselen duman bizden yanadır. Sandımak sakrahi farman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da Allah bizden yanadır. Değerli dostlar, sevgili sevgili hemşerilerim, bizim gayemiz barış içinde yarış yapmaktır. Biz bu tarihimizde sonuna kadar götüreceğiz. AK Parti'nin farkını ortaya koyacağız. Bizim gayemiz barıştır, huzurdur, özgürlüktür, kardeşliktir. Kim yine büyüyüp kan olacağımıza, kim yine büyüyüp can olacağız. Kimseyi kötülemeyeceğiz. Başkalarının neler yaptığına değil, bizim size neler yaptığımızı düşüneceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. Sizin için gece gündüz demeden çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Bizim tek gayemiz var. Tek gayemiz var. Sizlere hizmet etmek, hizmette adaleti sağlamak, sizlere layık olmak, kimseyi kınamadan, ötekileştirmeden, aşiretine, mevkisine, makamına, gönülleri kırmadan, gönülleri kazanmak için buradayız. Hizmet üretmek, iş üretmek, yeni imkanlar yaratmak, işçi için, çiftçinin için, emekli için, dar gelirli kardeşlerimiz için yarınları daha güzel, daha özgür bir yarınlar için, daha özgür bir saraylar için gece gündüz sizlerle çalışacağız.
Çünkü ben sizin içinizden biriyim. Ben yabancı biri değilim. Bizim değerli kardeşlerim, bizim tüm halkımıza borcumuz var. Bu borcumuzu hizmetlerle ödeyeceğiz. Bu borcumuzu hizmetlerle ödediğimiz gibi güler yüzlü olacağız. Kim, nefret, sokaklarından uzak duracağız. Birileri köylerde bizlere tuzak kursa da biz o gönülleri fethedeceğiz. Şunu bilin, bizim kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize sakın ha sakın el uzatmayın. Bu millet sizin elinizi kıracak. Değerli hemşehrilerim, bir şehri imar etmek o şehrin halkının gönlünü almakla başlar. Kırmakla değil, işte meydan, işte halk. Gönlünü almışız ki buraya gelmiş. Size soruyorum, buraya zorla kimse getirilmedi ama birileri oy almak için tehditler savunuyor. Birileri, hayır yuhlamayın, kesinlikle yuhlamayın. Çünkü onlar bizim kardeşlerimizdir. Eminim onlar da bu sefere katılacaktır. Yeni başarılara, yeni yapılara, yeni gönüllere, yeni gönülleri ikna etmek için çalışacağız. Sizlerle beraber buna imza atacağız. Ben buna eminim. Hakikaten gerçekten çok duygulandım. Yani bu çocuğu burada, bunun önünde kimse duyamaz. Çünkü insan... utanıyorum. Ben çaybağına giderken utanıyorum. Vatandaş soruyor. Niye? Yollar çok kötü. Ey Kadir kardeşim, bu yolları bu millet
Belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçti iki kişi. İkisi de AK Parti'de değil, BDP'de seçtiler. Ona takdir koydular. Ama onları, lütfen, ama o arka, sizin seçtiğiniz insanlar köylere hizmet götürsün diye seçtiniz değil mi? Aranızda görüyor musunuz? İki yıldır il genel meclis üyesi var, iki tanesi de BDP'den. Görüyor musunuz köyün yollarını? Köy yollarını Saray Belediyesi yapmaz. Seçtiğiniz belediye meclis üyesi yapar. İki yıldır saraylarda görüyor musunuz bunları? Bunların gayeleri hizmet değil. Bunların gayesi hizmet değil. Ama biz Allah'ın izniyle bize oy verseler de vermeseler de bizim amacımız hizmettir. Bizim amacımız adalettir. Bizim amacımız kardeşliktir. Değerli kardeşlerim, bakın iki yıl önce. Değerli kardeşlerim, bakın iki yıl önce ilçe başkanı oldum. Bakın şu bankayı görüyorsunuz. Ben bu bankaya geldim, para havale yapacaktım. Dedi ki, Yoludur Başkan dedi, 140 Türkiye genelinde HSYK tarafından iptal edilmesi gereken adliyeler var. 147'sinin içinde birisi de saraydır. Benim tayinim de çıkmış. Ben Konya'ya gidiyorum. Dedim gidemeyeceksin. Dedi ki sen şaka yapıyorsun. Bu bir karar alınmıştır. Bunu bozmak her yiğidin haddi değildir. Dedim sabredeceksiniz. Sabredin dedim. Sağ olsun vekillerimi aradım. Dedim ki sayın vekilim, herkes bize diyor ki Saray Adliyesi kapatılacak. Dedi ki doğrudur başkan, bu kapatılması gerekiyormuş, şartlar böyle geliyor. Hayır dedim, biz bunu kapatırsak ben bu sarayda durmayacağım. Ya siz bunu kapatacaksınız ya da ben burada durmayacağım. Biz çalıştık vekillerimizle beraber, gece gündüz Ankara'yı bırakmadık, Adalet Bakanı'nı bırakmadık. Kendimizi anlattık, bölgemizi anlattık, sıkıntılarını anlattık ve Rabbime şükürler olsun. Fatih Çiftçi, milletvekilimiz, ben yemek yerken beni aradı. Başkan ne yapıyorsun dedim, evde, gece evdeyim. Dedi ki gözün aydın, Saray Adliyesi kaldı. Biz sizin için çalışıyoruz, sizin için çalışacağız. Bakın değerli kardeşlerim, bakın. Ben Vali Bey'i ziyarete gittim. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Bizim gayemiz hizmet. Bakın. Değerli hemşehrilerim. Ben Vali Bey'i ziyarete gittim. Özel kalem.